Ben de Bayraklı Çarşı Esnafları Dernek Başkanı olarak günlerle ilgili tahsil edeceğimiz işlerin tamamından esnafımızın yanındayım diyen belediye başkanı. Hem belediyemiz, belediye başkanımızla birlikte bir ortak akıl oluşacaktır. Ama iş yargıya intikal eder Sandal'a, arkasından da il başkanım Sayın Deniz Yücel'e söz vermek istiyorum. Bir ekonomik kriz, üzerine pandemi, deprem, bütün bunlara rağmen biz bütün gücümüzle, bütün enerjimizle esnafımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Bir arkadaşlarımızdan, komisyonlarımızdan, işte meclis üyelerimizden gelen öneriler çerçevesinde meseleye katkı sunmak isterken, bunun dışında bizim dışımızdaki gerek büyük şehirlerin, gerek metropol ilçelerimizin yaptığı iyi örnekleri de belediyemizce kullandık ve vatandaşımıza yansıtmaya çalıştık. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 5 milyona yakın destek sunmuşuz arkadaşlar. 1468 iş yerine ait reklam ve ilan vergisinden vazgeçmişiz. 1648 iş yerine ait çevre ve temizlik vergileriyle ilgili alacağımızdan vazgeçmişiz. Yine bu iş yerlerine ait katı atık bedelleriyle ilgili alacağımızdan vazgeçmiş durumdayız. Pazarcı esnafımızla ilgili odamızla görüşmemizin sonunda özellikle Çankıran'da açılmayan günlerle ilgili tahsil edeceğimiz işlerin tamamından vazgeçmiş durumdayız. Yoğun bir şekilde kahveci esnafımızın sıkıntıları vardı. Daha önce bir destekte bulunmuştuk kart olarak. Ama geçen meclisimizden de aldığımız kartla yine gıda ve 500 lirada nakit olmak üzere kahveci esnafımıza da destek olmakla ilgili bir adım daha atmış olduk. Bu bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonraki süreçte de esnaf... Ama hiçbir şey için geç kalınmadığını biliyoruz ve bu inançla, bu kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kurmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bugün bu anlamlı toplantının gerçekleşmesine öncülük eden Sayın İl Başkanıma, il yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca belediyemizin tüm yaşadığımız olumsuzluklara rağmen gerek sel felaketi, gerek deprem felaketindeki tüm olumsuzluklara ve ekonomik açıdan çok ciddi darboğaza girdiği bir dönemde esnafımızın yanındayım diyen belediye başkanımız Sayın Serdar Sandal'a da huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama bu bizim mücadelemizi, çalışma azmimizi hiçbir şekilde durdurmadı, engellemedi. Belediye başkanlarımız daha bir motivasyonla, daha bir şevkle görevlerine sarıldılar ve olmayan imkanlarla, imkanları zorlayarak, imkanlar yaratarak ki bu depremde yapılan dayanışma kampanyası, Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve tabii ki Bayraklı Belediyemizce de yapılan dayanışma kampanyası Türkiye'ye bir mesaj verdi, Türkiye'ye bir örnek oldu. Şimdi ilçe başkanımızın da söylediği gibi, belediye başkanımızın da söylediği gibi biz daha ziyade sizleri dinlemek için buradayız. Bugüne kadar yapılmayan, eksik kalan, gözden kaçan bir şey varsa bunları tamamlamak için buradayız. 9 ilçede yanılmıyorsam bu toplantıları yaptık ve gerçekten çok faydalı sonuçları oldu. Anında müdahale edebileceğimiz konular oldu. Gerekli müdahaleleri yaptık. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem Büyükşehir Belediyesi olarak, hem ilçe belediyesi olarak. O yüzden bu tip ortamlar, bu tip toplantılar çok değerli, çok kıymetli. Bu süreçte en çok zarar gören, bu krizi, ekonomik olumsuzlukları en çok hisseden esnaf kesiminin birebir yaşadıklarını bilmek, duymak ve bir eksiklik varsa bunu tamamlamak için buradayız. Yani televizyonlarda birçok arkadaşımız da var, bunu da biliyorum. Yani kahvehanelere kira desteği veriyoruz. Biz devlette e-devlet üstünden başvurmamıza rağmen kahvehanelere kira desteği alamadık. Esnafın çok sıkıntılar olduğunu biliyorum. Yüreklerimiz ağrıyor, içimiz sızlıyor. Ama elimizden bazı bir şeyler yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Burada esnaf birlikleri, ticaret odası, oda başkanları bana göre çok hafif kaldı. Esnafın tam arkasında duramadılar, konuşamadılar. Belki korktular. İzmir'de 3000 üstünde kahvehane var. 3000 kişi. 3 teşhisatlık bir sürü insan yapar. Buradaki esnafların
birçok sıkıntısını ben biliyorum. Ve çok üzülüyorum. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Gittiğimiz bakanlar bile bizleri sadece dinlemekle yetiniyorlar. Benim Ocak ayında tekstil dükkanı kahveyelerini ilk kenara koydum. Burası zaten kapalı. 11 gün kapanmış. Ve bizim kiralarımıza %15 zamlar yapılmış. Geciken kira borçlarımıza vade farkları konmuş. Ve esnaf o kadar mağdur ki. Sakarya Caddesi ve çevre esnaftan bahsediyorum. Hepimiz de bu konuyla ilgili en az 30'ar bin lira, 40'ar bin lira ceza hali hazırda bekliyor. Ödenmeyi bekliyor. Bununla ilgili gerçekten mağduruz. Sizden ricamız bununla ilgili hassasiyetiniz ve bir gelişim sağlayabilmeniz. Çok teşekkür ederim.